Dünya dışı ünlü Wow sinyali 1970 yılından beri dinlediğimiz uzayın ilk ve tek radyo sinyalidir. 15 Ağustos 1977 yılında uzayın uzak bir köşesinden gelen ve sadece 72 saniye süren ve gerçekten akıllı bir yaşam formundan gelmesi gereken özellikleri barındırmaktadır. 15 Ağustos 1977'de Seti'deki bir bilgisayar tam da aradıkları bir şeyi işaret ediyordu. Başka bir yıldızdan gelen güçlü bir radyo sinyali, Ohio eyaleti radyo teleskobuna görevli araştırmacı, bu sesi olarak tanımladığı bir sinyal aldı. Sadece 72 saniye süren sinyal, Doktor Jerry R. Ehman tarafından Ohio Devlet Üniversitesi'ne Big Ear büyük kulak radyo teleskobunda dar bantlı bir radyo sinyali olarak tespit edildi. Sinyal dünya dışı, hatta güneş sistemi dışı kökenli sinyallerden beklenen tüm özellikleri uyuyordu. Medya tarafından büyük ilgi gören sinyal tüm çabalara karşın tekrar tespit edilememiştir. Sinyalin yıldızlar arası sinyallerden beklenen özelliklere tamı tamına uymasına şaşıran Ehmann bilgisayar çıktısındaki izini daire içine almış. Sayfa kenarına wow. İngilizce hayret ünlemi vay şey yazdı. Bu ünlem daha sonra sinyalin adı haline geldi. ABD'nin Florida eyaletindeki St. Petersburg Üniversitesi'nde profesör Antonio Paris bu sinyali olarak anlam ve 1977 yılından bu yana neden kaynaklandığı anlaşılmayan Gizemli sinyalin sırrını açıkladı. Paris Journal of Washington Academy of Science yayınladığı makalede 40 yıl önce tespit edilen sinyalin bir kuyruklu yıldızın dünyaya yaklaşması sırasında ardında bıraktığı izden kaynaklandığını yazdı. Araştırmasını sonuçlandırmak için sinyalin alındığı sırada henüz keşfedilmemiş olan bir kuyruklu yıldızı yakın takibi aldığını belirten Paris, 2006 yılında keşfedilmiş olan bu yıldızın dünyanın önünden geçerken 1977 yılındaki sinyalin aynısını verdiğini belirtti. Öte yandan Paris, yıldızın güneşin etrafındaki dönüşünün 6 yıl sürmesi nedeniyle keşfini yapabilmek için yıllardan beri beklediğini ekledi. Paris keşfiyle hayal kırıklığına uğrattığı kişilere de Twitter'dan seslendi. Wu sinyali meselesi pek çok kişi üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Ama kim bilir belki de kuyruklu yıldızın dünya üzerinde dünya dışı varlıklar yaşıyordur. Hakkında sonradan dünya dışı varlıklar tarafından bir mesaj olarak gönderildiği yönünde pek çok komple teorisinin üretildiği sinyal 15 Ağustos 1977 gecesi ABD'li bilim insanı Jerry Erman'ın tarafından Ohio gözlem evinde keşfedilmişti. Sinyalin alındığı bölgenin koordinatlarının alfa grafikte muntazam bir sütun oluşturduğunu fark eden Erman, bunun bir şifre olabileceğini düşünerek heyecanlanmış ve sütunu daire içine alarak WUV yazmıştı. Grafikte 6EQUJ5 olarak görünen sinyal bundan sonra Wu sinyali olarak anılır olmuştu. Wu sinyali hakkında duyduğunuz zaman sorulması gereken en önemli ve en belirgin sorular nereden geldi? Orada ne var? Sinyalin nereden geldiğini anlayabilmek için ve en az onun kadar önemli olan nasıl oradan gelebildiğini bilmek için onu tespit eden radyo teleskobun ilginç çalışma şeklini anlamamız gerekmektedir. Ohio Devleti'nin Big Air Koca Kulak Teleskobu oldukça büyüktü. Günümüzde bu teleskop artık yok. Çünkü 1998 senesinde parçaları söküldü ve arazinin kendisi de yakınlarındaki bir golf sahasını büyütmek için kullanıldı. Asıl özelliği güney kuzey hizasında olan ve 150 metreye 85 metre olan bir futbol sahasının yaklaşık 3 katı kadar dev bir alüminyum yer tabakasıdır. Kuzey tarafının ortasında güneye doğru bakan ve alıcı olan bir çift boynuz bulunuyor. 110 metreye 21 metre olan dev bir parabolit yansıtıcının odağındaydılar. Ve güney tarafının ucunda dev kavisli sinema perdesi gibi görünmektedir. Bu yansıtıcı reflektör kuzey tarafta alıcı boynuzların ötesinde 104 metreye 30 metre olan eğilebilir düz yüzeyli yansıtıcı tarafından seken sinyali alıyor. Kulak koca kulak iki alıcı boynuz arasında kayıt yapmaktadır. Bir boynuzla diğer boynuz arasındaki sinyali çıkarmak, sinyalin hem sesini kısabilmek hem de belirleyebilmek için kullanılan bir yöntemdi. Kayıt altına alınan işte bu tem temiz sinyallerdir. Boynuzlar birbirine yakındır fakat her ikisi de gökyüzündeki farklı noktalara bakmaktadır. Bu da gökyüzünün hareketine bağlı olarak 2 dakikada 2 dakika kadar bir mesafededir. Bu sinyalinin iki boynuzdan sadece birinde duyulabilir olduğunu bilinmektedir. Ancak sinyalin kayıt edilme şeklinden dolayı hangi boynuza ait olduğunu söyleyebilmenin bir yolu yoktur. Bu sinyalinin kaynağı iki boynuzun arasındaki zaman aralığı içerisinde ya başladı ya da durdu. Ve 24 saatten az sürdü. Çünkü aynı eğimde bir gün öncesinde ve sonrasında tespit edilmemişti. Eksikleri olsa da Paris'in gözlemleri ışığında bu sinyalinin sırrı çözülmüş gibi görünüyor. Ancak Doktor Erman Söz konusu makaleye bir cevap verip vermeyeceği ve iddiaları nasıl değerlendireceği şimdilik merak konusu.